Fotoğraf tabii vahim. İçeride de dışarıda da vahim bir durumdayız. Ciddi bir savrulma var. Göründüğü kadarıyla ülke yönetilemiyor. Ve hepsinin üzerinde bir kuralsızlık var, bir kontrolsüzlük var. Keyfine kararlar alan içeride de dışarıda da küçük bir grup var, bir siyasi kadro. Başta anayasa olmak üzere hiçbir kuralı, hiçbir kanunu tanımıyorlar. Ve kendilerini hiçbir göründüğü kadarıyla, hiçbir ahlaki kuralla, bir etik değerle sınırlı, yükümlü saymıyorlar. Ve bütün bu olanlar ne yazık ki dünya kamuoyunun gözü önünde oluyor. Dünyanın her yerinde, medyada, televizyonlarda, gazetelerde, siyasi tartışmalarda Türkiye'nin durumu ele alınıyor, tartışılıyor. Ve örnek gösteriliyor. Bu ülkenin ne kadar kötü yönetilebileceğinin örneği olarak gösteriliyor. İşte en son örneklerini en son NATO toplantısında yaşadık. NATO toplantısı öncesi, sonrası Biden'la toplantı, Afganistan'la ilgili kararlar, beyanlar, Türkiye'de geldikten sonra beyanlar. Hep şunu görüyoruz. İçerideki savrulma dışarıda da var ve ucu açık bir tünele girmiş durumdayız ve öyle gidiyoruz. Tabii içerideki durum çok çok vahim. Çok çok vahim. Şu anlamda vahim. Yani o kadar büyük bir, nasıl söyleyeyim, yani kelimeleri seçmekte tereddüt ediyorum. Biraz da güçlük içindeyim. Bu kadar kötü bir yönetim, hadi kötü diyeyim, bu kadar kötü bir yönetimin olabileceğini, örneğin 10 yıl önce bize birileri anlatsaydı, yok canım yani o bu kadar da olmaz. Yani bu devletin kurumları var, köklü kurumları var, bir devlet geleneği var. Bu kadarı olmaz, olamaz derdik. Ama şimdi bunları yaşıyoruz ve bu yaşadığımız şeyler, yani bize görünenler, anlaşıldığına göre buzdağının sadece üstü. Yani büyük kısmı hala görebilmiş değiliz. Bir çıkmaz, bir açmazın içindeyiz. Bir açmazın içindeyiz. Bu kadro, nasıl söyleyeyim, dönülmez noktaya geçti. Yani artık isteseler de ne bu durumu toparlayıp düzeltebilirler, ne de kendi istekleriyle, örneğin bir demokratik seçimle, gerçekten demokratik yani eşit ve özgür seçimlerle iktidarı terk edebilirler. Bunun böyle olduğunu ben uzunca bir zamandır söylüyorum. Yani en azından son 6 yıldır söylüyorum. Ama şimdi bunun gerçek olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani bu gerçeklik, bu kadronun iktidardan kendi iradeleriyle ve demokratik, serbest, özgür seçimlerle gidemeyeceği gerçekliği tokat gibi suratımıza vurmuş durumda. Çünkü ortalığa saçılan bu kadar hukuksuzluk, bu kadar kanunsuzluk, bu kadar suç olmasına rağmen, çok açık itiraflar olmasına rağmen hiçbir savcı hiçbir girişimde bulunmuyor. İçişleri Bakanı anlaşıldığına göre bütün bunların ortasında, bir kısmını kendisi zaten bizzat itiraf etti. İçişleri Bakanı yerinde oturuyor. Cumhurbaşkanı bu konuları diline, ağzına bile almıyor. Kapılar ardında bir şeylerin konuşulduğuna dair bir takım dedikodular dışarı sızıyor. Ama günün sonunda gördüğümüz şey şu: sanki bütün bunlar, bütün bu kepazelikler halının altına süpürülüp biraz bekledikten sonra unutacakmışız gibi bir vehim içindeler. Bu vehim yanlış, ama bunun yanlış olduğunu bu insanlara anlatılması lazım. Önümüzdeki temel görev şu anda bence bu diye düşünüyorum. Kısaca başlangıçta benim paylaşabileceğim resim okumam Çok budur. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederim.